mutlu bir geleceğe hazırlanmış olacağız. Selamun aleyküm. Konuşmasından dolayı Sayın Mehmet Emin Deniz Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Bir 47AV458 plakalı araç. Şu anda bir yanlış park etmiş, onu yerinden alabilirse. 47AV Adana Van 458. Şimdi de aday adaylarımıza mikrofonu uzatacağız. Zaman kazanmak açısından biz seher mikrofonu gezdireceğiz. Söz almak isteyen aday adayımız kendi adını soyadını tanıtarak konuşmasını yaparsa memnun oluruz. Tamam, o zaman zaman kazanma açısından hızlı bir şekilde. Saygıdeğer vekil adaylarımız, çok değerli aday adaya kardeşlerimiz. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Aday yardımcımız olsun. Yeni adaylarımıza da başarılar diliyorum. Seçim kampanyası boyunca inşallah hep beraber olacağız. Bu yükü yükleneceğiz. Tabii bu iş kısmet işidir. Hepimiz beraber yarıştık. Burada benim anlatacaklarım daha çok HDP üzerinden ve yerel yönetimde bizim eleştireceğimiz işler üzerinden yapılacak. Orhan abimiz güzel çözüm süreciyle ilgili bir şeyler anlattı. Ama neticesinde HDP burada bir sürü belediye elinde bulunduruyor. O konuda da bizim sahada muhalif tavrımızla bunu ortaya koymamız gerekiyor. Bunu özellikle iyi anlatmak gerekir. Yalnız ben birkaç cümle 2009-2014'te il belediyesi, AK Belediyeci'nin yaptığını ufak anlatmak istiyorum. Bunu da biz sahada anlatacağız. Yani siz Beşir Aroğlu'nu, ekibini seversiniz, sevmezsiniz, biz gittik. Ama neticesinde bu AK Belediyeci'nin, AK Parti'nin bir hizmetidir. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Biz 38'e yakın bir hizmet yaptık sevgili arkadaşlar. Otogar, mezbaha, 12 büyük sit alanının altyapısı, çöp istasyonu, 1. derin cephe sağlamlaştırması, kentsel ve tarihi dönüşüm projeleri, 1452 konut, Haziran 2015'te bitiyor. Evlendirme dairesi, belediye garajı, 25 yıllık biriken 41 trilyon işçi borcu ödemesi yaptık. Yeni yoldan cezaevine kadar asfaltlama çalışması, altyapısı biten yerlerin betonlanması, TEDAŞ hatlarının yer altına indirilmesi ve 5000 tane vatandaşımıza tablo dağıttı. Şimdi arkadaşlar, HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ilk iktidara geldiği zaman 1 katrilyon borçtan bahsetti. Ben birkaç defa bunu yalanladım. Mardin Eskişehir Belediyesi'nin 1 katrilyon borcu yok. Toplam bütün ilçelerden Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne gelen borç ya 550 trilyondur ya 500 trilyondur. Mardin'in belediyesinin borcu ise 118 trilyondur. Bu 118 trilyon da TEDAŞ, SGK ve vergi borcudur. Bizim piyasaya da diğerlerine borcumuz yok. Ve bütün belediyelerin borcu var. Bakın Urfa Büyükşehir Belediyesi 450 trilyonla borçla, 550 trilyon borçla diyor Anadolu'da. Ordu Belediyesi 400 trilyon. Diğer belediyeler de öyle. Özellikle bu hususun altını çiziyorum. Çünkü HDP'ler maalesef iyi bir yalan üzerinden propaganda yürütüyor ve biz hepimiz maalesef bunu yutuyoruz. Özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, biz il belediyesi olarak 2 kalemde 71 trilyon borç ödedik. 41 trilyon işçi borcu, 30 trilyon vergi borcu. 2 kalem. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Maalesef görüyorsunuz şu an HDP'li belediyeler kendi hizmetlerini yapamıyor ama Halfeti'ye gidip adam park yapacak. Yani özellikle bunun altını çiziyorum. Bunun iyi anlatılması gerekir. HDP'li belediyeler ekolojik belediyecilik diyorlar. Ben size sadece bir örnek vereyim. Keşke Ali Osman Başkan'ın dışarı çıkmasaydı da o da dinleseydi. Bazı da delik arasında vahşi depolama istasyonunu yapıyorlar. Bütün çöpleri oraya döküyorlar. Bir Allah'ın kulu çıkıp da demiyor, kardeşim siz ekolojik belediyeciliği nasıl kuracaksınız? Biz büyük bir çöp istasyonu yaptık 2019-14 döneminde. Belediye meclisimiz burada, kendisi de bilir. Bütün Mardin çöplerin oraya dökülmesiyle ilgili bir karar aldı. Ama maalesef bunu uygulamıyorlar ve çevreye en büyük katliamı, en büyük zararı bunlar veriyor. Bunu özellikle ifade etmek gerekir. Şu an köyler içler acısı. Bütün köylere gidin, hepsi eski özel idareye arıyor. Hepsi diyor ki yollarımız yapılıyordu, suyumuz çekiliyordu. Bunu biz yerelde anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle köy köy dolaşan arkadaşlar, dolaştığımız zaman HDP'li belediyelerin başarısızlığını ifade etmek gerekir.
İki tane belediye ve bir aziyet içerisinde ki Artuklu ve Büyükşehir aynı binada. Artuklu Belediyesi'nin tabelası bile yok. Ya bir adam bunu çıkıp bunu eleştirmiyor. Biz her yerde anlatıyoruz ama bunu teşkilatın iyi örgütlenip iyi anlatması gerekir. Bunu ifade iyi ifade etmesi gerekiyor. Geçenlerde birinci caddenin açılışı yapıldı arkadaşlar. Bakın birinci caddenin alt yapısından cephe sağlıklaştırmasına kadar bu hepsi AK Belediyeciliği ve AK Parti'nin hizmetidir. Ben sizin huzurunuzda üç tane vekilimize de, Muammer Bey'e de, Abdurrahim Bey'e de ve özellikle Görün Hanım'a da teşekkür ediyorum. Ne zaman bizim bir ödeneme ihtiyacımız olduysa Antalya'da bize destek oldular. Ve yaklaşık biz birinci cadde ve altyapıya 50 trilyon para harcadık. Bunu vatandaşa anlatmak gerekir. Birinci cadde açılışında ben isterdim ki AK Parti teşkilatı çıkıp bu işi biz yaptık kardeşim, bu bizim hizmetimiz demesini beklerdim. E tabi olmayınca da ben üzüldüm. Ama seçim kampanyasında bunu anlatmanızı sizler istirham ediyorum. Bu özellikle altı çizmesi gereken bir husus. 6-8 Ekim oraları maalesef Mardin turizmini batırdı. Bakın ben size istatistikler olarak söylüyorum. Gidin Mardin Müze Müdürlüğü'nün kayıtlarına, Sabancı Müzesi'nin kayıtlarına 2012 ve 2013'te Mardin'e gelen turist sayısı 1 milyonu aşmış. Ama 2014'te maalesef 60 bin ya da 80 bindir. Bunu müze müdürlüklerindeki kayıtlardan bakabilirsiniz. 6-8 Ekim oralarında yakan yıkan bir belediyecilik, bir iktidar anlayışını eleştirmeyeceğiz de ne yapacağız arkadaşlar? Bunu teşkilatın iyi anlatması gerekiyor. Bir daha bir şey yapmamız gerekiyor. Biz birbirimizi yemekten bırakacağız birbirimizi, HDP bizim hedefimiz olacak. Kim milletvekili olursa, kim belediye başkanı olursa başımız gözü üstüne. Ama neticesinde biz bu davaya sahip çıkacağız. Bu davanın birer ferdiler olarak bunun altını dikkatli bir şekilde çizeceğiz. Karayolları parkını giden alan biz. İlk parkı yapan biz. Bütün işleri bitiren biz, şimdi HDP'li belediye sahip çıkıyor. Sayın Vekilim burada Gönül Hanım. Allah razı olsun. 5 defa biz Ulaştırma Bakanlığı'na gittik. Arsayı aldık ve şu an arsa Mardin Valiliğine taksisli. Belediyeye ait değil. Adam sadece orada bir iki tane çift kurmuş, ondan sonra bütün her şeye sahipleniyor. Yok öyle bir şey. Bir yıldır bakın iki taş üstüne koymadılar. Bu bizim muhalefet yapamadığımızın bir göstergesidir arkadaşlar. Biz yerelde muhalifiz HDP'li belediyelere ama merkezi hükümette iktidarız. Merkezi hükümetin tabii ki hizmetlerini anlatacağız ama bu adamların becerisizliklerini, yeteneksizliklerini, yapamadıkları hizmetleri vatandaşa anlatacağız. Şimdi çözüm sürecinde Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız çözülecek bu mesele. Ondan sonra siyaseti nasıl yapacağız? İşte bu işlerden. Ben sürekli bu örneği görüyorum. 92'de ilk defa Refah Partisi Bahçelievler Belediyesi'ni kazandı. O zaman Muzaffer Bey Belediye Başkanımız. İnanın oradaki belediye başkan yapmış olduğu hizmetler hepsi o zaman video kasetlerinde çekilir, teşkilata dağıtılır ve tek tek bunu anlatırdı. 94 seçimlerin başarısı oradan geldi. Şimdi biz sahada el anlatmasak, efendim bir haddin ucu yıpransın, Abdurrezzak Sağlam yıpransın, şu yıpransın, öyle olmaz arkadaşlar. Buna bizim sahip çıkmamız, dip durmamız gerekiyor. Otogar bitti arkadaşlar. Ben de belli belediyeler her şu an şu açıklamayı yaptı. Efendim otogar uzaktır, onun için açmıyoruz. Ama aynı HDP'li belediyeler gittiler, ezidileri getirdiler, bu otogara yerleştirdiler. Peki uzak olan bir otogarı siz niye buraya yerleştiriyorsunuz? Soruyorum size. Orada 3 ay bıraktılar HDP'li belediye ezidileri. Sonra da sessiz sakin bir şekilde çıkardılar. Ben Orhan Vekilimize anlattığım çıkış sebebini. Sonra sizlerle de baş başa paylaşırım. Oradan çıkarttılar, şimdi otogarı açacaklar. Otogar AK Parti'nin, AK Belediyeci'nin bir hizmetidir arkadaşlar. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. İki defa ben Ahmet Türk'e açıklama yaptım. Ama benim gönlüm arzu ederdi ki benim partim kurumsal kimliğiyle çıkılsın bu adama, bu şahsiyete bir cevap versin. Adam diyor ki 9 bin konu fırsatı verilmiş. E daha iyi değil mi kardeşim? Demek ki burada işler iyi gidiyor. Vatandaş konut yapıyor. Konut sektörü iyi gidiyor Mardin'de. Sen geldin milleti tehdit ettin. Bıçakla kesilir gibi herkesin işi gücü kesildi. 5 bin tane insanın ekmeğiyle oynadın sen. E bunu bizim anlatmamız gerekiyor. Ben beklerdim ki partim bir gün beni çağırsın. Kardeşim nedir bu mesele? Gel bizi anlat. Biz de oturup bunu anlatırdım. Ama burada bir eksiklik olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Evet. Arkadaşlar biz ciddi bir seçime giriyoruz. Herkesi kucaklamamız gerekiyor. Kapalı devre siyaset olmaz. Biz Beşir'i istemiyoruz Ahmet'i, Mehmet'i ise böyle bir güçümüz yok. Kapalı devre siyaset yapacaksa büyük bedeller öderiz. Herkese kucaklamamız
kapılarımızı açmamız gerekiyor. Bu konuda Sayın İl Başkanım burada, kendisini kutluyorum ekibiyle beraber. Ama eğer toplumun çekindiği bazı kesimler varsa onları seçimde vitrine çıkarmayacağız. Böyle çıkarmayacak. Toplumun rahatsız olduğu kesimler varsa bunlar mutfakta çalışacak. Siyasette arkadaşlar herkes yıpranır. Birileri çekilir, defansa çekilir, dinlenir, o yıpranmıştır. Önlü türde altına kalkıncaya kadar bunu göz önüne almak gerekir. Ama bizim birbirimizi ötekileştirme, şeytanlaştırma işini bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Yeni bir sayfa ve bakın iyi çalışırsak biz 6-0'ı alırız. 6-0'ı göndeririz arkadaşlar. HDP barajı açmayacak. Bunlar ciddi spekülasyon yapıyor. Bunlar aşamayacak. Adam diyor ki ben caminizi kapatacağım. Bu adam nasıl oy alacak? Diyanet İşleri Başkanı'nı kapatacağım diyor. Nasıl bu adama sen oy vereceksin? Adam gidiyor diyor ki af buyurun. Lezbiyenlerin, transseksüellerin sözleşme hakkını tanıyorum. Ama diğer taraftan diyor ki ben kardeşim sizin camilerinizi kapatacağım. Kur'an kurslarınızı yasaklayacağım. Ya bunu anlatmak gerekir. 28 Şubat'ta arkadaşlar bizim medreseler kapanmadı mı? Başörtülü kardeşlerimizin mağduriyeti dışında. Buradaki İslam alimleri, İslam muğlaları, medreleriz mağduriyet yaşamadı mı? Bu mağduriyeti yine AK Parti giderdi. Bunu anlatmamız gerekiyor arkadaşlar, izah etmemiz gerekiyor. Özellikle teşkilatın bu konuda iyi hazırlanması gerekiyor arkadaşlar. Bakın onlar iyi propaganda yapıyor ve yalan üzerinde. BDP'ler iyi yalan propaganda yapıyor. Az önce ben Artuklu Belediye Meclis üyemize de anlattım. Her sene denetim komisyonu sonrası bizim hapımızda suçlusunda bulurlardı. Yalan yanlış. Yok şöyle yaptınız, yok böyle yaptınız. Ben bir gün çıktım, ben dedim ki siz de KCK'dan talimat alıyorsunuz. Ve savcılık onların ifadeleri aldı. Adamlar kıstılar, geldiler, ayağa kaldırdılar meclisi. Dedim ki 4 yıldır bana iftira ediyorsunuz, benim belediye meclisime, benim partime iftira ediyorsunuz. Ben de bir defa size böyle bir meyanda buldum, hoş mudur? Buyurun, Hodri Meydan dedim. Şimdi arkadaşlar, baskı basanıdır. Biz bu defansından çıkıp şöyle bir atağa geçmemiz gerekiyor. Şöyle bir atatlanmamız gerekiyor. Bunu özellikle ifade etmekte bir beis görmüyorum. Arkadaşlar, AK Belediyecilik rüştünü ispatladı. Bunu siz Beşir Ayhan'ın ve ekibini arkadaşları bir tarafa atarak, eskileri atarak anlatıyorum. Bu sizin hizmetiniz. Kalenin şu an neredeyse o taş düşme yerleri çoğu perdelendi, çoğu bitmek üzere üst restorasyona başlanacak. Sayın Vekilim Muammer Bey, Abdurrahim Bey'in büyük katkısı oldu. O konuda bunu anlatın, bunu izah edin vatandaşa. Ben 1990'lardan beri bir görüşte yer alan bir kardeşimiz olarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı, 3 yıl başkan yardımcılığı ve bu konuda da partinin çeşitli kademelerinde görev almış bir insan olarak bunları sizlere anlatıyorum, izah ediyorum. Lütfen kapalı devre anlayışından çıkmamız gerekiyor. Yani bir yemekte bile hangi aday adaylar davet edilecek, hangileri davet edilmeyecek tartışmasını bir tarafa bırakıp ciddi anlamda bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Ben arzu ederdim ki bugün il başkanımız, il dışında olan aday adayların da gerekirse uçak biletlerini karşılayıp onları da buraya getirtip birlik beraberliği güzel bir şekilde tesis etmemiz gerekiyordu. Bu önemli bir şeydir arkadaşlar ve bu seçimler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ölüm kalım seçimleridir. Ben öyle görüyorum. Ya başaracağız, ya başaracağız arkadaşlar. Başka yolu yoktur. Ben fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ben aday arkadaşlarımızı kutluyorum. Aday arkadaşlarım da centilmence bir mücadele yürüttükleri için hepsini tebrik ediyorum. Neticede bu kader işidir, kısmet işidir siyaset. Biz bu yolun yolcularıyız. Allah bizi mahcup etmesin. İnşallah 7 Mart akşamı 6 tane kardeşimizin de kazandığı mazbatasını aldığı 7 Haziran düzeltiyorum. Bunu inşallah başaracağız. Ben Bahattin Başkanım'dan şunu da rica ediyorum. Çoğu belediye başkan arkadaşımız, onları da davet etmek gerekiyor. Eski belediye başkanlarımızı. Onlar da gönüllerini almak gerekiyor. Kendilerini sahipsiz hissetmesinler. Bu ailenin bir ferdi olarak görsünler kendilerini. Arkadaşım da bana dedi ki ismini söylersen, kendi ismimi de ben söylerim. Avukat Mehmet Beşir Hanım'ın saygılarını sunuyorum. Arz ederim. Bütün aday adaylarımız davet edildi. Eski milletvekilimiz ve kurucu başkanımız Sayın Nihat Eribey Efendi'nin annesi
bir beyin kanaması geçirmiş. Ondan dolayı gelemedi. Hepinize selam söylüyor. Dua edin diyor. Allah şifalar versin diyoruz. Söz hakkı isteyen mikrofonu uzatalım. Tamam. Kürsüye gelmek isteyen arkadaşımız gelsin yalnız. Arkadaşlarımıza hakkını verecek şekilde. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekili aday ve aday adayları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Sayın Mardin Eski Belediye Başkanı bazı konuları açtı, ben oraya girmeyeceğim. Ben sadece aday adaylarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi genel merkez uygun görmüş, 6 kişiyi dahil etmiş. Biz bunları kabul edeceğiz. Ben bu gece iyi düzenleyen il başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu gecede iyi geçen tüm AK Parti mensupları da çok çok teşekkür ediyorum. Bunu söylemek istiyorum. Eğer milletvekili olarak yarın öbür gün meclise gittiğiniz zaman, ben daha önce de söylemiştim, Muhammed Bey, Abdurrahim Bey ve Gönül Hanım zamanında da telefonlarınızı açık tutmanızı, halka iyi bir şefkat, iletişimli bir şekilde ilgilenmenizi istemiştim. Şimdi burada aday adayları, kendi dostları, çevreleri vardı. Bunlar aday olunca elbette kendileri aday olmak için istemişlerdir adaylık durumu. Şimdi biz aday olunca aday olamadık. Aday olamadığımız gibi de adaylarımızı göndereceğiz. Yarın öbür gün biz meclise gittiğimiz zaman efendim yok, telefon kapalı vesaire, ben aynı şekilde bu koltukta sizlere cevap vereceğim. Madem gidiyoruz lider Recep Tayyip Erdoğan neferiyiz, o zaman hizmet için her zaman hazır olacaksınız. İster beğenelim, ister beğenmeyelim. Artık bir şey diyemeyeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kürsüye mi gelmek istiyoruz yoksa mikrofonla mı? Buyurun. Arkadaşlar sırayla şöyle dönelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adnan Celali Nusaybin'den adayıydım. Aday gösteremedik ama diğer arkadaşların hepsine başarılar diliyorum. Üstümüze düşecek bir görev varsa 7 Haziran'a kadar bir defter gibi bir asker gibi çalışacağımıza inanabilirsiniz. Sadece hepinizden şunu rica ediyorum. Mardin'deki bütün ilçelere baktığımızda oy oranımız %30-35 arası bandında değişiyor. Sadece Nusaybin'de bir eksikliğimiz var. Bu adaylarımızda, partimizde Nusaybin'e biraz daha bir değer, bu oy oranı yükseltmek için bir destek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Erkek adaylarımızdan rica ederek pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Meysu Hanım. Sayın Vekili, Sayın İl Başkanı, Sayın Kadın Kolları Başkanı, ilçe başkanları, ilçe Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti ailesi. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben aday adayı olarak 2011 yılında tekrar aday adayıydım. Ve hiçbir zaman küsmedim, yoluma devam ettim. Aynı şekilde şimdi de devam ediyorum ve güzel bütün arkadaşlarıma sesleniyorum burada. Hepimiz bir olalım, hepimiz bir bütün olalım, hepimiz Türkiye olalım, hepimiz Mardin olalım. Yolumuz açık olsun. Allah yardımcı olsun. Ayrımcılığı devam ettiriyoruz.
başkanım, sayın vekilim, sayın adaylarım, ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, değerli konuklar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Songül Kerimoğlu, Mardin Artuklu bölgesinden aday adayıydım. Bu süreçte çok güzel şeyler yaşadım. Gittiğimiz ilçe teşkilatlarında çok güzel şekilde ağırlandık. Eşit bir muamele gördük. Ben il başkanımıza ve ilçe başkanlarımıza, kadın kolları başkanımıza, genç kollarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sayın il başkanımız Bahattin Bey'in bize bu fırsatı verdikleri için de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün aday adayları arkadaşlarım adına. Ben bu süreci hiçbir zaman yarış olarak görmedim. Bu bir yarış değildi benim için asla. Çünkü biz aynı davanın yol arkadaşları olduk. Ben şu anda 20 yıldır gururla yaptığım öğretmenlik mesleğime geri döndüm. Memuriyetimden ötürü belki çok aktif siyaset yapamayacağım ama gönlüm, kalbim ve gizliden gizliye bütün çalışmalarım AK Parti ile olacak. Aynı davada çalışacağız. Yalnız başıma birileri çorap örerse sayın adaylarım, bir iş ayarlarsınız herhalde değil mi? Yani memuriyetten atılma gibi bir durum söz konusu olursa söz almak istiyorum sizlerden. Biz her zaman için, yani ben kendi şahsıma söylüyorum, özellikle son iki dönemde biz bunu Mardin ilinde çok yaşadık. Aday gösterilmeyen arkadaşlarımızda bir küskünlük oldu. Açık açık başka partilere kaydılar, başka partilere çalıştılar. Çok özür dileyerek ben bu cümleyi kullanacağım. Gittiğim yerlerde de kullandım, yaptığım konuşmalarda söyledim. Ben bunun altında şahsi bir çıkar görüyorum. Kesinlikle. Yani çünkü burada önemli olan aday olmak değildir. Eğer hakikaten biz partiyi, ben şahsen partimi, AK Parti'yi artık bir evlat gibi görüyorum. Gerçekten o kadar aşırı neşir olduk ki partimde. Yani orada aday gösterilmek değil, belki ona hani bir koltuk sevdası diye düşünüyorum bazıları için. Çünkü gerçekten bir parti sevdalısı bu kadar çabuk çizgisini, partisini değiştiremez. Yani kişilikli bir şeye sahipse, bir çizgiye sahipse bence kolay kolay değiştiremez. Ben yine inanıyorum ki bu dönemde bütün aday adaylarında kesinlikle hiçbir küskünlük yoktur. Çünkü ben yapılan bütün konuşmalarda bunu hissettim. Yani sanki bize bir küskünlük var gibi biraz ortaya bir şeyler atıldı. Asla ve asla öyle bir şey düşünülemez. Gönlümüz hep sizinle, dualarımız sizinle. Beraber sonuna kadar çalışacağız. Benim Mardin'in gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Artuklu'dan dar geçite kadar hizmetin en güzelini hak ediyor. Ben buna canlı gönülden inanıyorum. Ve adaylarımızın bu konuda elinden geleceklerini yapacaklarına da canlı gönülden inanıyorum. Kendilerine de başarılar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aday adayımız Canan Hanım var. Buyurun, kendinizi tanıtın. Burada bulunan herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben gerek Türkiye'de, gerek Mardin'de olsun, milletvekili aday adayı olarak en gençlerinden bir tanesiyim. Biz bu özgüveni göstererek katılımda bulunduk. Ben de birkaç arkadaşım genç olarak. Ancak listeye aday olarak gösterilmedik ama biz bunu hiçbir zaman bir başarısızlık olarak düşünmedik ve görmedik. Yine aday arkadaşlarımız için elimizden gelen her türlü desteği göstermeye hazırız. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Aday arkadaşlarımız burada bulunurken
gösterdikleri hassasiyeti, milletvekili oldukları zaman da göstermelerini istiyorum. Ve aday adaylarından hiçbir şekilde desteklerini esirgemelerini talep ediyorum. Çok sağ olun, görüşmek üzere. Aday adayımız Gökhan Yıldız Beyefendi'yi davet ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Vekilim, değerli adaylarım, dava arkadaşlarım, dostlarım, büyüklerim, abilerim. Aslında ismimizi ilgilendi fakat ben kendimi farklı tanıtacağım. Ben şimdi adaylarımızın biraz özellikle simasal olarak hem bir eğitimci hem de iş adamı olarak biraz sosyolojik olarak baktım. Biraz moralin demoralize olduğunu gördüm. Ben kendimi tanıtmamı şöyle müsaade etmenizi istiyorum. Ben Orhan Miroğlu. Ben Gönül Bekin Şartlıgübey. Ben Abdullah Erin. Ben Cengiz Demirkaya. Ben Mehmet Recep Kahraman. Ben Mehmet Emin Deniz. Şunu bilin. Sayın dava arkadaşlarım, değerli büyüklerim. Bu bitmiştir. Bu liste kesinleşmiştir. Biz bir davanın neferleriyiz. Bu savaşta teşkilatlarımızda şeyler söyledik. Sözümüz önce Allah, sonra siz şahit olun dedik. Bu sözümüze şimdi tekrar şahitlik etmenizi istiyoruz. Bedenimizden, dilimizden, yüreğimizden bu davadayız, yanınızdayız, sizin yanınızdayız. Korkmadan ne Müslümanlığımızı kimse sorgulayabilir, ne Kürtlüğümüzü kimse sorgulayabilir, ne Arap'larımızı kimse sorgulayabilir, ne insanlığımızı kimse sorgulayabilir, ne de Mardinli olmamızı kimse sorgulayabilir. Allah'ın izniyle bu davada hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız. Hak var, hak haklıyı korur. Biz de bu davada haklıyız, koruyacağız, başaracağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Buyurun. Mehmet Dursun Beyefendi. Ben sadece değerli dava arkadaşlarım diyeceğim. Çünkü hepinizin dava arkadaşlarımsınız. 2001'den bu yana AK Parti'nin şarkıları seçim ortamında ve mitinglerde çaldığı zaman biz heyecanla nasıl gidiyorsa şimdi aynı şekilde heyecanla bu işi sonuna kadar da götüreceğiz. Ve şunu söylüyorum, emin olun defalarca listeye girmedim. Defalarca yazılmadım. Ama hiçbir zaman çünkü küsmedim. Küsemeyiz. Çünkü biz bu davanın hak ve haklarından hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Ve davamızın arkasındayız. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Adalet Bey'imiz. Kusura bakmayın, herkesin için ilgileniyorum. İyi akşamlar. Sayın İl Başkanım, Sayın Aday Milletvekili adaylarımız, Sayın Aday adaylarımız, Sayın İl Geçim Kolları Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Sayın AK Parti ailesi, ben Lokman Çelik, Mardin Kızıltepe'de. 2001 yılından beri AK Parti üyesiyim, neferiyim, hizmet neferiyim. Çok seçimler atlattık. Yani 2001'de işte ben AK Partiliyim diye sokakta gidecek az kişiye rastladık ama gönülden dolayı AK Partili gönülleri çok olduğunda Allah'ın izniyle yani hak olduğunu takip ederek bu seçimi güzel bir seçim güzergahında kazandık. 2002 seçimleri, 2007-2009 2011 milletvekili seçimlerinde bize bir başarı sağladı. Şimdiye kadar hiç küsme olayı olmadı. Yani çok küsme taraftarı olan bir insan da diyelim. Yani insan çizdiği bir yolu, gördüğü bir ışığı, o yıldızı hiç unutmaması, göz ardı etmemesi lazım. O yıldızı göz ardı ettiği zaman karanlıkta dolaşan bir ama gibi olur. Ben buna kanaat getiriyorum. Yani AK Parti şu anda Türkiye'de de dünyada bir yıldızdır. Onu göz ardı eden millet olsun, vatandaş olsun, yani farklı yerlere
duvarla toslayacaklarından eminim. Yani şu ana kadar yaptığımız çalışma olarak Isırtepe'de